18 yıllık zaman diliminde Sayın Bakan, şimdi ulaştırma ve altyapı alanında siz de biraz bahsettiniz, ben de hatırlattım. Gerçekten büyük projelere imza atıldı. Bunlar dünya ölçeğinde baktığım zaman mega projeler denebilir. Şimdi demir yolları diyoruz, karayolları diyoruz, öncelikler arasında bunlar da var. Bu dönemde ve önümüzdeki kısa vadede bakan olarak, bakanlıkta mesainizi daha çok hangi alanda harcayacaksınız? Öncelikleriniz hangi konu başlıkları olacak? Biraz onlardan da bahsedelim lütfen. Hakan Bey, önce bizim 18 yıllık iktidar dönemimizde neler yaptık? Kısaca onları bir girip ondan sonra da önümüzdeki işlere bakacağız. Demir yolunu tabii Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde demir ağlarla ölmüştük ülkemizde ama maalesef ondan sonra çok büyük ve geniş bir zamanda demir yoluna hiç yatırım yapmadık maalesef. Ama son yıllarda ülkemiz artık bir demir yolu atılımı içerisinde şu anda. Yani 100 yılın rakamları var önümüzde, onlarla ilgili planlamalar yapıyoruz. Burada tabii yatırımlar dedim, işte önümüzdeki yatırımlar göründüğü gibi biraz önceki tablodan artık demir yolları ağırlıklı bir yatırım stratejisi belirleyeceğiz. Yine demir yollarına girmişken önümüzdeki yıllarda demir yollarıyla ilgili ne yapacağız onu biraz size bahsetmek istiyorum. Tabii bizim ulaşım master planı artı bir de lojistik master planımız var. Bunlar da önümüzdeki diyorum ya 5 yıllık, 10 yıllık, 25 yıllık. Tıpkı İstanbul'da yaptığımız gibi yani öyle bir altyapı oluşturuyorsunuz ki artık siz 25 yılı 30 yılı planladığınız için önümüzdeki yıl ne yapmanız gerekiyor? 5 yıl sonra ne yapmanız gerekiyor? 10 yıl sonra ne yapmanız gerekiyor? Artık belli. Çünkü ona göre sacayaklar yapılıyor. Örümcek ağları örülmeye başladı. Yani karayolları, altyapısı, ulaşımı öylece. Şu anda ülkemizde zaten birkaç yıl önceydi artık hızlı trenle tanıştı ülkemiz ilk defa. Ankara-İstanbul arasında 1200 kilometre hızlı tren hattımız var. Çok yoğun bir şekilde, çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta bir hafta 10 gün öncesine kadar bilet bulamıyorduk. Şu Covid öncesi tabii. Covid ile ilgili de burada anlatacaklarım var. Yine hem Covid hem ulaşım hem de dijitalleşme ve önümüzdeki günlerde neler bizi hayatımızı değiştirecek onlardan da bahsedeceğim. Şu anda bizim demir yolu haritamız mesela. Bu bizim master plandan çıkan harita. Burada bizim önümüzdeki yıllarda ne yapacaklarımız tek tek belli. Bir kısmı ekranda da gözüküyor bu hatlar. Şu anda 12 bin küsur kilometre normal demir yolu hattımız var. 1200 kilometre hızlı tren hattımız var. Sinyalli hale geldi, güvenli hale geldi. Bunun Sivas ulaşması ne demek? Bir tarafta Bakü, Tiflis, Kars'tan, Gürcistan, ta Çin'e doğru giden bir hat var. Bir taraftan geliyorsunuz İstanbul'dan Marmara'dan ta Londra'ya kadar uzanan İpek yolu hattı var. Aşağı ondan sonra Sivas'tan aşağıya iniyorsunuz, Mersin'e, Akdeniz'e ulaşıyorsunuz. Yani bir örümcek ağ gibi hazır bir ağ var ve bu örümcek ağına ağlar ekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çok güzel günler bizi bekliyor. Vizyonumuz o şekilde devam ediyor. Yani bütün burada ihaleler planlandı, çalışan hatlar, planlanan hatlar yine master plan dahilinde devam ediyor.